Ben kendim Almanya'nın Plauen kenti var. Yani şöyle söyleyeyim, Sachsen eyaletinde Plauen şehri var. Küçük bir şehir, 70 bin nüfuslu bir şehir. Ben orada geldim. Kendim inisiyatifimle, arkadaşlarla ben rahat edemedim açıkçası buradaki insanların durumlarını görünce. Yani hükümete de burada seslenmek istiyorum. Yani devlete de seslenmek istiyorum. Sayın devlet büyükleri, gerçekten yani bir hizmet yapacaksanız koordineli çalışın. İnsanları önüne bent atmayın. İlla ben yapayım bana oy gelsin hesabı yapmayın. Bir oy peşinde, mesela biz burada yardım ettiğimiz ki oy peşinde hiçbir oyun bize gelmediği yerde de var. Örneğin biz onlara gittik, seve seve gidiyoruz. Bunu hiçbir ayrım gözetmeksin. Bu bir felakettir. Feleketten nema ummak naletliktir. Yani bu kadar beklerim. Yani ben halkımın bu şekilde ezilmesine kendi vicdanım rahat etmiyor bunu gördüklerinde. Gerçekten ağlanacak durumdayız. Gerçekten ağlanacak durumdayız. Ya ben yapacağım, her şeyi ben bilirim, ben yaparım. Bunu kapatın artık, yeter. Biz halkımızın burada aç, sefil, susuz, aç geldiğini gördük. İnsanlara bez gitmiş, örneğin her şey gitmiş ama gıda malzemesi yok. Bu durumu eleştiriyorum. Hükümetin veya kim her neyse, yani kim yaptıysa bizim önümüzü kesmeye kalkanları kınıyorum. İşte arkadaşlar, elimizde geldiği kadar burada depremzede arkadaşlarımıza yardımcı olabilmek için ben kendim Almanya'da bireysel olarak geldim. Ve burada elimizde geldiği kadar buradaki arkadaşlarla birlikte, KES koordinasyonuyla birlikte aynı zamanda HDP'nin de işbirliği yaptığı bir yardım teşkilatıyla beraber çalışıyorum. Buradaki geliş amacım buradaki depremzedelere yardım edebilmektir. Kendi bütçemde ve diğer arkadaşların yardımlarıyla buraya geldim. Alman arkadaşların, yani bunu da ekstra söyleyeyim, birkaç Alman arkadaşımızın bir ufak da olsa bir destekleri olmuştur. Kendileri çok. Yalnız biz buraya geldiğimizde büyük şeylerle karşılaştık. Yani ben burada devlet, ben varım, kimse yok. Ya tamam, hep biz de biliyoruz. Buna herkesin yardım etmesi gerekirken sanki önümüze bentler koyarak, çadırlarımıza baskınlar düzenleyerek, elimizden gelen yardımları alarak biz yaptık havası. Ya bu arkadaş, bu normal bir şey değil ki. Yani bu normal bir şey değil. Yani bunu kabul etmek mümkün değil. Eğer bir insan bir yardım etmek istiyorsa kardeşim, onun önünü açacaksınız. İnsanlar dağ başındaki her yere yetişemiyorsun. Burada ben kendim geldim en az da 100 tane köyü dolaştım bu çevrede. Yani gitmediğim yer kalmadı. Erzak götürdüm, şey yaptım. Onlar başsağlığı diledik. Ama devlet, ben hiç devlet görevlisini oralarda görmedim. Giden yardımları da devlet elimizde gelip depolarımıza el basıyor. Örneğin Hasan Kocalar köyündeki pazarcının Hasan Kocalar diye bastığı gibi Narı'daki çadırları elde almak, yani bu şey yakışır bir şey değil ki. Yani elimizde alınan, ben bunu anlamıyorum. Biz insanlara yardım etmeye çalışırken yok siz yapmayın, bize bırakın. Ben sana niye bırakayım kardeşim? Ben yardım yaptıysam kendim yapacağım. Ben halkıma yardım etmek için geldim. Ben burada eğer bir şey yapmak için, yok sen bize devlete ver. Ben zaten güvenim yok. Açık söylüyorum, güvenim yok. Nerede gittiğimiz yerlerde askerde aşkım kimse görmedik. Kızılay'da görmedim, bir şey görmedim. Böyle bir yemek yapan çadırlarımıza bile şey yapıyordu. Daha önce gönüllüler tarafından devleti ben görmedim. Yalnız o arkadaşlar, bizim gittiğimiz yerlerde bazı Kızılay çadırları vardı. Dediler bize, biz ufak şefek bir şeyler verdiler. Yani daha önce gittiğim birkaç köyde. Diğerlerinde dediler ki yurt dışından gönderildi diye bize böyle arkadaşlar bu şekilde söyledi. Bizim gittiğimize inanın ki o insanlar öyle bir memnun oldu ki, acıları olduğu halde onların acılarını paylaşmak, onlarla konuşmak, dertlerini dinlemek, yardımlar varsa ne gerekiyorsa onu vermek, bırakıp da her şey. Ben bir köye gittim, örneğin bir depoya gittim, devletin deposuydu. Gittim, yani o devletin deposu der ki, yani oraya şey bırakmışlar, muhtarlığa bırakmışlar bir şeyler. Sanki zübül atılmış gibi, her taraflarına dağınık, yapılan bir şey yok. Ama bizim KES mesela işbirliğiyle yapılan şeylerde her şey organizeli. Nereye gitmek istiyorsa arkadaşlar onun tespitini yapar. Ona göre ihtiyaçları varsa gönderirler. Ama şimdi bakıyorum, yok siz yapmayacaksınız. Şöyle olacak, böyle olacak. Bu normal bir şey değil yani. Gerçekten acınacak bir durumdayız. Yani
ağlayan halimizden daha çok ağlayacak duruma soktular bizi. Biz elimizde geldiği kadar toplumun her kesimine, yani ayrım yapmadan, şu şudur bu budur demeden, elimizde bütün ne varsa imkanlarımız varsa gönderdik. Kendim gittim. Örneğin bir örnek vereceğim. Evri köyü var burada. Aşağıda iki evri var. Birisi yukarı, birisi aşağı. Bu aşağı köyde her şey alınmış yani. Devlet de vermiş, vatandaşlar da göndermiş. Ama yukarı köy bize 17 aile dediler. Biz gittik orada 14 aile oturuyor. Biz onlara bir kısmına yardım ettik, bir kısmına dedik ki siz bununla idare edin. Biz ikinci güne geleceğiz. Yani biz burada koordineli olmuşken, insanlara yardım götürürken illahi benim adım olsun diye bir şeyler yapmak gerçekten çok ayıptır. Bu ayıbın kapanması lazım. Yani bu ayıptan vazgeçilmesi lazım. Yeter arkadaş. Bir adam yardım etmek istiyorsa etmiştir. İlle ben sana vermek mecburiyetinde. Ben devlete vereceğim bilsem, devlet yerine yetiştirir bilsem her şey yapılır. Niye vermiyorum? Demek ki burada bir sakınca var. Ya yetişemiyorsunuz, ya yetişemiyorsunuz, ya da yetişmediğiniz yerlere birilerinin gitmesine engel oluyorsunuz. Ben şimdi anlamadım. Ben bunu gerçekten bazı yerlere gitmişim. Adam diyor ki de evimizde yiyecek yok. İnsanlarımıza biz yardım etmek için buradayız. İnsanlarımızın eğer bir dilekleri varsa yine söylüyorum. Bizim de iletişime geçsinler. Narda kes bizim çadırlarımız var. Gelen insanlar oraya gelsin. Orada yardım ederiz. Elbette yönetimde görevde alanlar. Her kimse bu karakolundan başlar, müdüründen başlar. Her kim varsa, her ne kurum varsa önemli değildir. İsim söylemekle mecbur değiliz. Ama şunu söylüyorum. Lütfen engel olmayın. Emek veren insanların emeğine saygı gösterin. Arkasını doldurmuştuk. Götürdüm köylerde. Onları verdik, geldik. Ön koltukta bir üç aileye gidecektim. Benim arabam bozulunca geldim. Şimdi onları vereceğim. Benimle çalışan arabaların da doldurdum geri geldiğinde. Arkadaşlar ben şunu söylemek isterim. Herkes bu koordinasyonda yer alması lazım. Herkes bir şeyler yapması lazım. Elinizde geldiği kadar yardımcı olun. Yani arabalarınızla, imkanlarınız açısından gücünüz olabilir, arabanız olabilir, her şeyle arkadaşlar bütün burada KESK koordinasyon çadırlarına gelin yardımcı olun.